Tekrar merhaba arkadaşlar. Menkul kıymetlere dair videolarımıza devam ediyoruz. Bu bölümde yatırım amaçlı hisse senedi alma ve buna bağlı işlemler nasıl yapılır? Buna bakalım. Hatırlatmamız şu. Amacımız geçici yatırımsa aldığın hisseyi hisse senetleri hesabına yaz. Ama amacın yatırımsa, yani kar payı almak için ya da ortak olmak için ya da yönetime girmek için menkul kıymet aldıysan, bu durumda ortaklık payına göre aldığın hisseyi 3 hesaptan birine kaydetmen gerekiyordu. Soruda yatırım amacını görür görmez yapılması gereken ilk şey ortaklık payını belirlemektir. Yani sen hisse aldın, şirketin yüzde kaçı sana ait, bunu belirlemen gerekiyor. Buna göre eğer amacım yatırımsa ve hisse senedi aldıysan sınıra dikkat edin. Ortaklık payı %10 değil, %10'a kadarsa aldığın hisse senedini bağlı menkul kıymetleri hesabına yazmalısın. Şart 1, yatırım amacıyla hisse aldım. Şart 2, ortaklık payım %10'a kadar. Yani %9,99. Tamam, %10 değil. 2, amacım yatırımsa ve hisse senedi aldıysam ortaklık payı %10 dahil. %50 dahil. Ne diyor bakın? 10 ve 50 arasında sermaye payına karşılık gelirse o zaman iştiraklar. Amacın yatırım, ortaklık payın %50'den fazlaysa, %50 değil, %50'den fazlaysa bağlı ortaklıklar hesabına yazman gerekir. Yatırım amacıyla hisse senedi aldığında sana sorulan soru, şirketin yüzde kaçı senindir? %10'a kadar bağlı menkul kıymet, %10 ve %50 dahil iştiraklar, %50'den fazlaysa da bu durumda bağlı ortaklıklar hesabını kullanman gerekir. Peki, bu hesapların üçü de aktif karakterlidir. Yani menkul kıymeti aldığımda bu hesapları borçlandırırken, sattığımda tabii ki bu hesapları alacaklandırmam gerekecek. Soru, bir şirketin yüzde kaçı bana ait? Ben bunu nasıl bulacağım? Madem ki gerekli olan şey ortaklık payıdır, bu oran nasıl hesap edilir? Şimdi elimiz ayağımız olan iki tane formüle geleceğiz. Bir şirketteki ortaklık payını hesap edecekseniz, sorudaki verilere göre iki formülden biriyle ortaklık payı bulabilirsiniz. Formül 1. Aldığın hisse senedi sayısı bölü ortağının toplam hisse sayısı. Yani bir şirketteki payım yüzde kaçtır diye hesap edeceksem bunu kullanabilirim. Alınan hisse sayısı bölü ortak olunan şirketin toplam hisse senedi sayısı. Bu durumda ortaklık payı hesap edebilirim. Şimdi diyelim ki ben 5000 tane hisse aldım ve benim ortağımın toplam hisse sayısı da 50.000'dir. Şart, yatırım amacıyla hisse aldım. Şart, 5000 tane hisse aldım. Ortaklık payı yüzde kaç olur? Aldığım hisse sayısı 5000 bölü ortak olduğum şirketin toplam hisse sayısı 50.000. Bu durumda payım yüzde 10'dur. Söyle bana, hangi hesaba kaydedeceğim? Yüzde 10 dahil arkadaşlar, bağlı menkul kıymet olmaz. %10 iştiraklar hesabına girer. Bağlı menkul kıymette ne demiştik? %10'a kadar. %10 ve %50 dahil iştiraklar olur. Peki, ortaklık payını böyle hesap edebilirim ki soruda hisse sayısı varsa kesinlikle bunu kullanacağım. Başka bir formülüm daha var arkadaşlar. Aynı şekilde işte 100 bin tane hisse aldık. Toplam hisse sayısı 200 bin ise ortaklık payı %50'dir. Bu ortaklık payını da yine nereye yazmalıyım? %10 ve 50 dahil iştirakları hesabı diyeceğim. Bak, Murat Hoca'nın sineği buraya kadar geldi. Devam edelim lütfen. Ortaklık payını hesaplamanın bir yolu daha var. Burada çok hata yapılır. Dikkat! Soruda hisse senedi sayısı varsa formül 1'i kullan. Ama soruda sana hisse sayısı vermediyse o zaman formül 2.
Formül 2 şu. Aldığın hissenin dikkat, nominal değeri, bölü ortak olduğu şirketin toplam sermayesi. Pay böyle bulunur. Aldığın hissenin nominal değeri, bölü ortak olunan şirketin piyasa değeri dedim ve hemen şöyle diyen arkadaşlar vardır belki, uyaralım. E hocam hani nominal değeri kullanmıyorduk? Kayıt yaparken kullanmayacağız. Ortaklık payı neye göre hesaplanır? Şirketteki payını hesaplarken hissenin üstünde yazan sayıya bakacaksın. Piyasa değerinden ortaklık payı olur mu? Bu piyasa değeri denen zıkkım her gün değişmiyor mu? Ortaklık payı her gün değişen bir şey mi? Değil. Bu yüzden dikkat, hesabın adını seçerken, ortaklık payını belirlerken nominal değer. Ama şu değişmedi. O hesaba yazacağın sayı ne olmak zorunda? Piyasa değer. Tekrar, ortaklık payını hesaplarken, hesabın adını belirlerken nominal değer. Ama hesaba yazacağın sayı mutlaka piyasa değeri olmak zorundadır. Buyurunuz efendim, uygulamasına bu bahsettiğimiz formülleri nasıl kullanacağız? Sonraki ifadeler çok önemli ve belirleyicidir. Lütfen dikkat edin. Dolaşımdaki hissesi 5000 tane olan bir anonim şirket var. Ben de bu hisselerden 2000 tanesini bir yatırım amacıyla ve iki banka aracılığıyla almışım. Şimdi sayılara bulaşmadan önce şunu belirle. Amacın yatırımsa hisse senedi aldığında 3 hesaptan birine kayıt yaparsın. Yatırım amacıyla hisse senedi aldıysan önce ortaklık payını bul bakalım. Ortaklık payı formül 1 ile hesap edilir. Elde hisse sayısı var. Formül alınan hisse sayısı bölü ortak olunan şirketin toplam hisse sayısı. Kaç tane hisse aldın? 2. Ortağının kaç hissesi var? 5. Yani bu şirketin %40'ı senindir. Kural, amacın yatırımsa, kural, payın %40'sa sen bunu iştiraklar hesabına yazmak durumundasın. Buna göre aldığın hisseyi iştiraklar hesabı borçlu 6000, banka aracılığıyla aldın, bankadaki para azaldı. Aktif bir hesaptır. Azalışı alacak tarafa yaz. Soruda ayrı bir nominal değer vurgusu yok. Olsaydı bile kaydı yaparken piyasa değerini baz almam gerekiyordu. Amacın yatırımsa önce ortaklık payını bul. Sonra da bahsettiğim sınırlara göre bunu ilgili hesaba yaz. Formül 1'in kullanımı bu şekilde. Buyurun lütfen soru 2'ye. Toplam sermayesi 5, 3 milyon nominal değerli hisseyi çiz altını lütfen yatırım amacıyla ve banka aracılığıyla almışsın. Adım 1, yatırım amacıyla hisse aldıysan hemen ortaklık payını bul. Ortaklık payı 2 formül ile hesaplanır. Formül 1'i kullanamam çünkü elimde hisse sayısı yok. Formül 2 neydi? Aldığın hissenin nominal değeri bölü ortak olunan şirketin toplam sermayesi. Aldığın hissenin nominal değeri 3, ortağının toplam sermayesi 5, senin bu şirketteki payın %60. Sınırlar şöyleydi, %10'a kadar bağlı menkul kıymet, 10 ile 50 arasında iştiraklar, 50'den fazla olduğu için bağlı ortaklıklar hesabıdır. Dikkat! Hisse senedinin adını seçerken, ortaklık payını belirlerken nominal değeri kullandım. Ama nominal değer ve piyasa değeri bir aradaysa kaydı yaparken hangi sayı esastır? Tabii ki piyasa değer. Bağlı ortaklıklar dedim. Ama buraya yazacağım sayı piyasa değeridir. Ben bu hisseye sonunda ne kadar para ödedim? 3500. Üstünde ne yazdı? Bu anlamıyla önemli değildir. Nominal değer ortaklık payında dikkate alınır. Tabii ki
kar ve zarar payında dikkate alınır. Ama nominal değeri 3 olan hisseyi 3500'e aldıysan kayda konu olan sayı 3500'dür. Çok hata yaptığınız soru kalıplarından biridir. Bir işareti hak eder. Lütfen dikkat ediniz. Peki. Şimdi soru 8'e geçmeden burada bir şeyi açıklamak isterim. Ondan sonra ilerleyelim. Şöyle biraz günlük hayata gelsek. Diyelim ki ben bir yerde muhasebeciyim ve bir de patronum var. Patronum diyelim ki çok kafası çalışan bir adam. Gitti birilerinden de duymuş. Başka iş arkadaşları demiş ki biz hisse senedi aldık. Deli gibi para kazandık. Sen niye almıyorsun? Biz de biliyorsunuz işler böyle yürür. Bizim patron da geldi dedi ki hisse alan herkes para kazanmış. Ben de hisse aldım, kaydet. Şimdi aldık evraklara baktık. Hisse senedi alışını kaydedeceğiz. Akıllı bir muhasebeci patrona şu soruyu sormaz. Patron, hisse senedini hangi amaçla aldın demez. Çünkü patron bunu bilmez. Geçici yatırım amacıyla mı aldın, yatırım amacıyla mı aldın, patron bunlara takılmaz. Şimdi sen akıllı bir muhasebeci olarak hisse senedi aldığında bu hisse senedini konumlandırırken bunu ya geçici yatırım deyip dönem varlıkların arasına ya da yatırım amaçlı deyip bunu duran varlıkların arasına yazacaksın. E sen buna neye göre karar vereceksin? Göreceğiz ki aslında bu mali analiz sonuçları nasıl çıksın istiyorsan biraz da öyle konumlandırılır. Mali analizde göreceğiz ki arkadaşlar bir işletmenin, dikkat ediniz, kısa vadeli borç ödeme gücü şöyle ölçülür. 1. Dönem varlıklara bakılır. 2. Kısa vadeli borçlara bakılır. Mantık basittir. Bir yıl ya da bir faaliyet döneminde paraya dönüşecek varlık dönem varlıktır. Bir yıl ya da bir faaliyet döneminde ödenecek borç da kısa vadeli borçtur. İyi bir bilançodan beklenen bir yıl içinde paraya dönüşen varlık, bir yıl içinde ödenecek borcu da karşılasın ister. Bu yüzden hisse senedi aldığımda bunu bilançoda konumlandırırken, geçici yatırım mı, yatırım mı derken hemen muhasebeci göz ucuyla şuna bakar. Kısa vadeli borç ödeme gücü nasıl? Örneğin dönem varlıklar kısa vadeli borçtan az görünüyorsa aldığı hisseyi hemen dönem varlık hanesine yazar. Ama dönem varlık çok yüksek ise bu durumda da şöyle bir yorum yapılır. Atıl fon var denir işletme için. Bu kadar fazla şişkin bir dönem varlıkta istemem. O zaman aldığım hisseyi getirir, yatırım amacına kaydedebilir. Ez cümle, günlük hayatta hisse senedini aldığında sen bir yerlere beyanda bulunmuyorsun. Ben bunu geçici yatırım amacıyla aldım. Vallahi fiyatı değişsin satacağım. Amacım yatırım değildi falan demiyorsun. Aldığın hisseyi konumlandırırken sonuçta dönem varlık ya da duran varlık olarak kaydedersin. Bu kaydı yaparken de mali analiz sonuçları nasıl görünsün istiyorsan aslında ona göre hareket edersin. Şimdi burada sorulardaki durum tamamen aslında izafidir. Hiçbir soruda ya da günlük hayatta ben bunu geçici yatırım amacıyla aldım, bunu yatırım amacıyla aldım diye bir durum yoktur. Tabii büyük ölçekli işletmeleri, şirketleri, kamuya bildirim yapmak zorunda olanları bunun dışında tutarak konuşuyoruz. Yani normal bakkal Mehmet amca gidip anonim şirket ise, limited şirket ise halka açık değil, kapa bildirim yapmak zorunda değil. Sıradan fani işletme ise menkul kıymeti konumlandırırken muhasebeci mali analiz sonuçları nasıl çıksın isterse ona göre konumlandırmak durumunda. Şimdi burada amacım yatırımdı. Ben hisse senedini 4 hesapta takip ettim. Geçici yatırım ve yatırım olarak. Bu hisseler arasında her türlü transferi yapabilir. Yani geçici yatırım amacıyla almıştım, vazgeçtim, yatırıma çevirebilirim. Yatırım amacıyla almıştım, vazgeçip geçiciye dönüştürebilirim. Ya da yatırım amacını kendi içinde ortaklık payı yönünden farklılaştırabilirim.
Çözeceğimiz örneklerde şimdi biraz da buna bakalım. Soru 8'de demişim ki bir şirketin toplam 20 bin tane hissesi var. Ben yatırım amacıyla çizdim altını. 10 bin tane hisseyi dönem içinde aldım. Kayıt 1. Ama dönem sonu gelince dedim ki vazgeçiyorum. Ben bunu geçici yatırıma çevirdim. Önce dönem içi, sonra dönem sonu kaydına bakalım. Adım 1. Yatırım amacıyla hisse senedi aldığına göre ortaklık payını bulman lazım. Ortaklık payını bulmanın iki tane yolu var. Ya hisse sayısı ya da nominal değer. Elimde hisse sayısı var. Bu yüzden formül 1'i kullanacağım. Neydi formül? Aldığın hisse senedi sayısı bölü ortak olduğun şirketin toplam hisse sayısı. Yani 10 bin adet bölü 20 bin, payım %50'dir. Kural, yatırım amacıyla hisse aldım. Kural, pay %50. Ben bu hisseleri iştirakları hesabına yazarım. Aldığım hissenin toplam ederi de 60 bin TL'ydi. Bu dönem içi kaydı. Geldim dönem sonuna. Dönem sonunda yatırım amacından vazgeçtim. Ben bunu geçici yatırıma çevirdiysem şunu yapacağım. Ortaklık payı artık önemli değil. Yani iştirakları hesabını bir kapat. Bu birinci adım. İki, amacın geçici yatırımsa ortaklık payı önemli değildir. Sen bunu hangi hesapta izlersin? Kural bariz. Amaç geçici yatırımsa bu menkul kıymet grubunda hisse senetleri hesabında izlenir. Sayısı da bu şekilde olur. Amacım yatırımdı. Payım %50 idi. İştirakları yazdım. Dönem sonunda bundan vazgeçtim. İştirakları hesabı kapandı ve hisse senetlerine dönüştü. Aslında burada biraz önce bahsettiğim şey mali analiz açısından ben şunu yaptım. Duran varlık azaldı, dönem varlık arttı. Ki birçok işletme yıl sonunda mali analiz sonuçları daha güzel olsun diye hesap kalemleri arasında böyle transferler yapabilir. Buna da bilanço makyajı denir. Mali analiz sonuçları daha güzel görünsün diye hesap kalemleri arasındaki transfere bilanço makyajı adı verilir arkadaşlar. Bu da aslında bir tür bilanço makyajına örnek sayılabilir. Peki, devam edelim sıradaki soru. Anonim şirketin sermayesi 3 milyon adet hisseden oluşuyor. Ben geçici yatırım amacıyla 100 bin tanesini aldım. Bu birinci kayıt. Dönem sonunda bunu yatırıma dönüştürmeye karar verdim. Önce dönem içi kaydını yapalım. Sorudan altını çizdim. Amaç geçici yatırımsa ortaklık payı önemli değildir. Amaç geçici yatırımsa sen bunu hisse senetlerine yaz ve geç. Borçluysa hisse senedi ve şuraya da banka dedim. Ederi 5.300. Geçici yatırım amacıyla aldığım hissede ortaklık payına tabii ki bakma. Dönem sonuna geldiğinde bu sefer şunu yapmışım. Geçici yatırımı yatırıma dönüştürmüşüm. Madem ki amacım yatırımdır, hemen ortaklık payını bul. Formül 1'i kullan. Aldığın hisse senedi sayısı 100 bin. Bölü ortak olduğun şirketin hisse sayısı 3 milyon. 100 bini 3 milyona bölüp de şayet %30 bulan varsa tebrik edeceğim. Bulduğumuz sayı %3.3. Kural, amacım yatırımdır. Payım %3'tür. Ben bunu bağlı menkul kıymetle izlerim. Aynı şeyi yapacağız. Artık geçici yatırım amacı taşımadığım için hisse senetlerini hemen kapat. Sayı 5.300. Artık amacım yatırımdır. Payım da %10'a kadar olduğu için bunu bağlı menkul kıymetlere yazdım. Gördüğünüz gibi yatırım amacı
geçici yatırıma dönüşebilir. Veya geçici yatırım yatırıma dönüştü. Hisseyi takip ettiğim 4 hesap var. Bu 4 hesap arasında her türlü transferi yapabilir. Şimdi sıradaki soru oldukça önemlidir. Sınava da sıkça yansıyan konulardan biridir. Soruya şöyle bir göz atınız. Çözüme bakmaksızın birlikte ilerleyelim. Şöyle demişim. Tarih 1 Mart. 50 bin lira sermayesi olan bir şirketin 3 bin lira nominal değerli hissesini 2.400'e ve yatırım amacıyla aldım. Başlangıçta yatırım amacıyla hisse aldım. Ortaklık payını bulup kaydedeceğim. Sonra tarih 10 Mart. 9 gün geçti. Ben aynı hisselerden gidip, değil mi? Evet. Aynı hisselerden gidip yine almışım. Amacım ne? Bu sefer geçici yatırım. Şimdi burada adım adım gidersem önce tarih 1 Mart kaydını yapalım. 1. Yatırım amacıyla hisse aldığım için ortaklık payını bulacağım. Ortaklık payını formül 2'ye göre hesaplayacağım ve aldığım hissenin nominal değerini ortak olduğum şirketin toplam sermayesine böleceğim. Aldığım hissenin nominal değeri 3, ortağımın sermayesi 50, benim bu şirketteki payım %6'dır. Amaç yatırım pay %6 olduğu için ben bu hisseleri bağlı menkul kıymetlerde izleyeceğim. Tarih 1 Mart. Kaydım. Bağlı menkul kıymetler borçlu. Şuraya da kasa dedim. Banka aracılığı dememiş. Sayıya dikkat. Neydi kural? Nominal değer ve piyasa değeri bir arada verilir ise kayıtta piyasa değeri esastır. Bu hissenin nominal değeri 3. Ama ben bunu kaça aldım? 2.400. Hatırlayın. Hesabın adını seçerken, ortaklık payını belirlerken nominal değer. Ama buraya yazacağım sayı piyasa değeri olmak zorundadır. Yani 2.400. Bu bir. Devam kaydında iki şeyin değiştiğine dikkat edin. Başlangıçta amacın neydi? Yatırım. Şimdi aynı hisselerden gidip biraz daha aldın ama artık amacın nedir? Geçici yatırım. Bana söylenen şudur. Bir tane hisse bir tane hesapta olacak. Yani bir tane hisse aldın. Diyelim ki A anonim şirketinin hissesi. Bunun yarısı geçici yatırımda, yarısı yatırımda olmuyor. Dolayısıyla bu soruda amaç değişti ve yeni hisse aldın. Aynı anda iki şeyi kaydetmeliyiz. Hem amaç değişti, artık yatırım amacı taşımıyorum. Hem de yeni hisse aldım, amacım geçici yatırıma dönüştü. 1 Mart'ta amacım yatırımdı ama 10 Mart'ta amacım geçici yatırım. Aynı hisseyi aldım, aynı hisseyi birden fazla hesapla takip edemem. Bu yüzden yapacağım kayıtta lütfen şuna dikkat edin. Bağlı menkul kıymeti kapatacağım çünkü yatırım amacı değişti. Hisse senetlerini borçlandıracağım çünkü yeni hisse aldım. Eskiden aldıklarım artı yeni aldıklarım tamamı artık hisse senedine dönüşmüş olacak. Yatırım amacı geçici yatırıma dönüştü. Bunu tarihlerden ben anlamalıyım. 1 Mart'ta amacım yatırımdı. 10 Mart'ta geçici yatırım diyorsam bu yatırım amacından vazgeçtiğim manasına gelir. Nereden çıkardın? Aynı hisse birden fazla hesapta olmaz. Buna göre amaç geçici yatırım dedi. Şuraya hisse senedini yazdım. Bağlı menkul kıymet diyeceğim. Bağlı menkul kıymeti kapatacağım. Çünkü artık yatırım amacı taşımıyor. Sayılar. Bağlı menkul kıymetin değeri 2.400. Yeni aldığım hissenin değeri 3.500. Eskiden aldıklarım artı yeni aldıklarım bu hissenin toplam ederi benim için artık 5.900'dür. Hisse senedine dair bütün kuralları bir arada kullanmanız gereken bir soru.
Nominal değer ve piyasa değeri bir aradaysa piyasa değerini kullan. Yatırım amacı değişti, geçici yatırıma dönüştü. Bağlı menkul kıymeti kapat. Eskiden aldıkların artı yeni aldıkların bunların tamamı hisse senedi olur. Şimdi burada öğrencilerimizden şöyle bir itiraz çokça gelir ya da kaydı yaparken şunu kapatmaz. Bakın, bağlı menkul kıymetleri kapatmazsan A anonim şirketine ait hisselerin bir kısmı burada, bir kısmı burada olur ki bu da şöyle bir duruma yol açar. A, fiyat değişse de satmayacağım. B, fiyat değişsin hemen satacağım. Teori şu, pratik olmasa da teori şu, aynı hisseye ait bir tane yatırım kararın olur. Ya fiyat değişti satarsın ya da bekle kâr payı al. Yani ya geçici yatırım ya da yatır. Bu yüzden burada ikinci fasılda artık geçici yatırım dediğim için yatırım amacından vazgeçtim. Bağlı menkul kıymeti kapat. Yeni aldıklarını beraber bunu hisse senedine yazmam gerekir. Peki. Buyurun lütfen soru 11. Soru 11 demiş ki sermaye 150. Tarih 1 Ekim. Yatırım amacıyla hisseyi aldım. Sonra tarih 1 Kasım aynı hisseden biraz daha aldım. Amacım da aynı. Yani soruda diyor ki iki kere üst üste hisse aldım. İkisinde de amacım yatırımdır. Bana düşen şu, yeni hisseyi aldığımda ortaklık payını kontrol edeceğim. Sınırı geçti mi, geçmedi mi diye. Cümle 1. Cümle 1. Amacım yatırımdır. Ben de hisse aldım. Hemen ortaklık payını bulalım. Formül 2'yi kullan. Aldığın hissenin nominal değeri 10 bölü ortak olduğun şirketin toplam sermayesi 150. Bu da payımı %10'a kadar %6 küsür yapar. Çok moda mot hesap yapmak zorunda değilsin. %10'a kadarsa buna bağlı menkul kıymet de. Başa aldım. Yatırım amacıyla hisse aldım. Payım %6 civarında. Bunu bağlı menkul kıymetlere yazdım. Kuralı unutmadım. Nominal değeri 10 ama ben bu hisseyi kaça almıştım? 15. Neydi kural? Nominal değer ve piyasa değeri bir aradaysa kaydı yaparken piyasa değeri esastır. Bu sorunun ilk kısmı yani 1 Ekim kaydı. Peki devamı. Aynı hisselerden biraz daha almış mısın? Evet. O zaman yine ortaklık payı bulacağım. Ve ortaklık payını şöyle hesaplayacağım. Eskiden aldıklarım artı yeni aldıklarım bölü ortağın sermayesi. Neden? Sadece yeni aldığıma göre ortaklık payı olmaz. Toplam ortaklık payının nereye geldiğini görmem gerekiyor. Sınırı aşıp aşmadığına bakacağım. Şöyle düşünün. Bir şirketin %40'ı sende. Hangi hesap? İştirakler. Gittin %20 daha aldın. Payın kaç oldu? %20 daha aldığında %20'ye göre işlem yapmazsın ki. %40 vardı. %20 daha aldın. Artık payım %60 oldu. Bu yüzden ortaklık payını hesaplayacağım. Çünkü yine yatırım amacıyla aldım. Bunu yaparken de sadece yeni aldıklarımı değil, eskisini de gözetmeliyim. Pay şöyle bulunur. Eskiden aldıklarımın nominal değeri 10 bölü yeni aldığımın nominal değeri 5 artı eskiden aldığımın nominal değeri 10 artı yeni aldığımın nominal değeri 5 bölü ortağımın toplam sermayesi. Artık bu şirketteki payın yüzde kaçtır? Eskiden %6'ydı. Yeni aldıklarımla pay oldu %10. Kaydı yaparken iki şeyi aynı anda yapacaksın. Bir, ortaklık payı değişti. İki, yeni hisse aldın. Bunu göster. Buna göre arkadaşlar artık payımı iştirakler hesabında izleyeceğim. Hemen şu bağlı menkul kıymeti bir kapatacağız. Tamam. Bankalar hesabı diyeceğim. Kaydın buraya kadar kısmına dikkat et. Bu hisse senedi almadır. Yani yeni aldığım hisse.
Ama bağlı menkul kıymetle kapatmam gerekiyor. Çünkü artık payım %6. Değil. Eskiden aldıklarım artı yeni aldıklarım tamamı iştiraklerde izlenecek. Bağlı menkul kıymeti de bu yüzden kapatacağım. Eskiden aldığımın değeri 15'ti. Yeni aldığımın değeri 5. Elimdeki toplam hisselerin değeri artık 20.000 TL olur. Bu soruda yatırım amacı değişmedi ama ortaklık payı değişti. Dikkat edeceğim detay, yeni ortaklık payını hesaplarken sadece en son aldığımı değil, eskiden var olanları da mutlaka dikkate almam gerekliliğidir. Peki. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda hisse senediyle alakalı yatırım amaçlı hisse senedi ve hisse senedindeki dönüşümleri öğrendik. Yani geçici yatırım yatırıma dönüşürse ne olur? Yatırım geçici yatırıma dönüşürse ne olur? Ya da ortaklık payı değişirse kayıtlar nasıl olur? Bunlara değindik. Bir sonraki videomuzda menkul kıymet getirileri nasıl kaydedilir? Birlikte buna bakacağız.